Bak ben size bir kısa anlatıyorum. Ruhul Beyan tefsirinde var. Kaç 600 senelik iş. Belki daha fazla. Evliyaullah'tan birisi vaaz-ı nasihat yapıyor. Cemaattan birisi de peçe kapatmış suratına öyle geliyor. Yahu diyor bu adam kadın olsa erkeklerin arasında ne işi var? Erkekse herkesin suratı açık, bunun suratında peçenin ne işi var? Şu cemaat dedi, kardeşim ne var? Sohbet bittikten sonra hele yanıma gelir misin? Geldi. Efendi dedi, peçe takmanın sebebi nedir? Dedi ki, Efendi Hazretleri, sen benim hidayetime sebep oldun, senden bir şey gizleyemem dedi, kimse görmesin dedi. Peçeyi bir açtı, şurasında 5 parmağın izi geçmiş. Öyle geçmiş ki çıkartamazsın ameliyatla falan. 5 parmak tokat yemiş. Ben dedi bu suratla nasıl gezeceğim peçe takmasam? Herkes ne yaptın sen der. Peki ne yaptın dedi. Sen benim hidayetime sebep oldun, ben sana anlatmak zorundayım. Bu bir sır. Ben nebbaş idim. Nebbaş ne demek? Kefen soyucu. Eskiden nebbaşlık çok meslekti. Kaç aile bakardı yani. Şimdi tabii pek kurtarmaz kefen soymak. Şimdi canlı adamı soyuyorlar zaten. Onun için öyle bir kapkaç var ki herife dur bakayım diyor, boynundakini alıyor gidiyor. Adam zaten kıpırdasa keserim lan diyor. Adam ne yapacak yani? Onun için eskiden ölüleri soyuyormuşlar. Zaten şimdi kurtarmaz. Ölüyü gömüyorlar. Üstüne tahta, üstüne toprak, üstüne betonarme, üstüne mermer. Girip çıkana kadar adam da içinde kalır yani. Onun için şimdi kurtarmaz bu meslek. Adam diyor ki ben kefen soyucuydum diyor. Kadının bir tanesi de öyle o zaman biliniyor işte meslek olmuş. Allah dostlarından, Evliyaullah'tan bir kadın var o zaman. Kefen parasını buna yollamış. Oğluyla diyor ki bak ben yakında öleceğim. Sakın bak ben avretim. Benim kefene dokunmasın. Ha para istiyorsa ben diyor bir kefen parasını şimdiden veriyorum. Ulan hırsız doyar mı be? Hem parayı alıyor, bir kefen soysak ikinci parayı almış oluruz diyor. Allah'ın dostu kadın vefat ediyor, keramet sahibi haber veriyor önceden, gömülüyor. O da milletle beraber ölüye ağlar gibi yapıyor, mezarı tespit ediyor. Gece hava karardı mı giriyor mezarlığa. Zor iş ya. Gecenin karanlığında mezarlığa girir mi? Hortlar motlar birisi kalkar. Efendim öyle öyle kalksalardı şimdi ortalıkta cirit atıyorlardı. Canım sen merak etme. Mahşerden eve kalkmak yok yani ama adamın ödü kopuyor. Fakat bunu meslek edinmiş, rahat rahat giriyor. Şeye vuruyor on sonra. Efendim toprağı alıyor, tahta kalıyor. Tahtayı da açıyor. 4 kat kefen kadına yapılıyor. 1. kat kefeni açıyor. 2.yi açıyor. Çünkü son kat kefen kalıyor. Son kat kefeni açayım derken ölü asılıyor, bu asılıyor. Hemen bu diyor, bu ölmese diyor bunu buraya gömmezler. Ölü de çekemez. Ben diyor evhamlanmaya başladım. Bir korkuya kapılırsam meslek elden gider diyor. Bir de mezarlığa da giremem diyor. Onun için korkma lan sen diyor. Asıl diyor, biliyor musun? Hayal görüyorsun diyor. Hayal görüyorsun olur mu ya Evliyaullah'tan kadın? Bu asılıyor, o asılıyor. Bunun üzerine tabii onu yine bak görüyor musun? Allah basiret vermemiş. Onu da açayım derken bir tokat böyle devriliyor kabirde. 5 parmakta geçiyor buraya. Çıkıyor estağfurullah. Artık sohbetlere başlıyor. Surata da peçe takıyor. Millet bilse ulan benim anamı da mı soydun, benim karıyı da mı soydun diye bunu öldürür. Bu sefer adam sırrını kimseye anlatamıyor. Hoca Efendi Hazretleri diyor ki anlatacaksın bana diyor, ben kimseye anlatmayacağım. Çünkü bu sır anlatılırsa adamı öldürürler yani. Tamam diyor, anlatıyor. Allah Allah. O zaman Evzai Hazretlerine çok sene evvel bu yani, asırlar önce mektup yazıyor. Diyor ki şimdiki gibi haberleşme yok. Benim cemaatimde böyle bir insan zuhur etti. Yani büyük bir keramet, öldükten sonra yaşayanlar meselesi. Ölümünden sonra yaşayanlar hakkında kitaplar var. İbn-i Ebi Dünya Hazretleri'nin kitabı var. Kocaman kitap. Men aşe badel mevt diyor. Ölümünden sonra yaşayanlar. Allah Allah. Allah'ın öyle dostları var, şehitleri var, kulları var. Adama çakarlar yani. Öldükten sonra da çakarlar yani. Öyle kulları var. Tamam. Cüneydi Bağdadi bir Evliyaullah'tan birini
cenazesini yıkıyordum diyor, tam eline suyu vurdum, yıkıyorum, sıkmaya başladı elimi diyor. Allah Allah. Dedim ki anladık, dirisin de bırak elimizi de vazifeyi yapalım. Öyle ya canım, yıkanmadan gömemeyiz ya. Anladık, dirisin diyor. Hey gidi bizim gibi ayakta gezen ölüler. Bir de ölüyken diriler. Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve mâ yestevil a'mâ vel basîr vele'z-zulumâtu vele'n-nûr vele'z-zillu vele'l-harûr ve mâ yestevil ahyâ vele'l-emvât innallâhe yusmi'u men yeşâ ve mâ ente bimusmi'in men fil kubûr. Sadakallâhul azîm. Körle gören bir olmaz, karanlıklarla nur bir olmaz, sıcakla serin bir olmaz, ölülerle diriler bir olmaz, kafirlerle müminler bir olmaz, Allah dostlarıyla bizim gibi sıradan Müslümanlar da bir olmaz. Allah bizi dostlarına ilhak etsin. Amin. Ya amini de deyin ama sabah gece de kalkın dua edin. Sade aminle de olmaz. Ya. Hem amin deyin hem de gece kalkın dua edin. Yalvarın Allah dostlarına girin, karışın. Şimdi mektup yazıyor, diyor ki benim cemaatta böyle bir hal zuhur etti. O zat da ona cevap yazıyor. Ya sen en önemli meseleyi sormayı unutmuşsun. Nedir diyor? Ne olacak diyor. Hemen onu bul sor. Kabir açmak haramdır. Biz bunu açamıyoruz. Onun için alttaki duruma vakıf olamıyoruz. Haram yapamıyoruz. Ama bu kişi senelerce bu işi yapmış. Şimdi de tevbe ettiği için hakikaten tevbe edenin artık şahitliği kabul edilir. Bu adam artık yalan konuşacak hali yok zaten. Tokatı yemiş ki. Tam aklı başına gelmiş yani. Bu adama sor diyor. Biz diyor ölüleri kıbleye yönelik yatırıyoruz. Sonra kapatıp gidiyoruz. Bu kadar mezar açmış diyor. Ölüleri ne halde bulmuş diyor. Bak soruya bak şimdi. O zat mektup yazıyor. Bu zat da tabii o zaman mektup bile biliyorsunuz aylar sürüyor. Onu buluyor. Diyor ki falan zat sana selam söylüyor. Haber soruyor. Bu çok büyük bir ilim olacak. Kıyamete kadar insanlara anlatılacak bu kıssa. Sen bu kadar mezar açtın da diyor. Nasıl buldun diyor. Diyor ki ekserisinin yüzünü kıbleye doğru bulamadım. Sırtını dönük buldum diyor. E burası Müslüman mezarlığı. Hem de kaç yüz sene evvel. Yüzleri kıbleye dönük yatırılıyor. Melekler hemen arkalarını çeviriyor. Bu da bu cevabı yazınca o zata inna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte o sırtı kıbleye ters döndürülenler ehli sünnet itikadında ölemeyenlerdir diyor. Müslüman yaşıyor gibi görünüyor, son nefeste kaybediyor işte. Allah son nefesimizde bize yardım etsin. Onun için doğru yaşatsın bizi, doğru öldürsün bizi.